Herkes yeni bir Atlas videosunda merhabalar. Bu yerinde 4 farklı pick-up var. Hepsi birbirinden güzel. Bazılarında alışık olmadığımız detaylar var. Bazılarında da çok klasik Atlas'lardan. Hepsini teker teker açacağız ama şöyle bir kutularla incelemek istiyorum. Özellikle şu üçü, yani şu üçlüsü benim için muazzam modeller. Bunu da daha kolay bulunabilir bir model olarak gördüğüm için öyle söylüyorum. Yine de bu da çok güzel bir pick-up. Farklı bir pick-up serisinde de zaten kendisi var. Direkt birebir aynısı değil. Yine aynı benzeri, şu ön kısmı farklı birazcık. Şöyle hatta ondan başlayalım. 67 Chevy. Şöyle detaylarını göstereyim. Mavi üzerine beyaz çizgileri var. Tam böyle Amerikan pick-up'larından. Son derece güzel. Altı siyah. Yine kasada da böyle krom detaylar var. Biraz sonra açıp inceleyeceğiz. Şöyle bir 82 Dodge Rampage'imiz var. Arkasında, yani kasa kısmında bir 3 tekerlekli motosikleti var. Gördüğünüz gibi en sevdiğim renklerden siyah üzerine kırmızı şeritler. Altı gri. Jantlar klasik, böyle Hot Wheels'da görmeye alıştığımız jantlarda. Ön çizgilerini görüyorsunuz. Bayağı güzel bir model. Şu ikisi bu serideki favorilerim. Özellikle 49 Ford F1. Daha önce 49 Ford'lar da açmıştık. Ama hiçbir bu kadar güzel değildi. Yine mor olması zaten bu aracın güzelliğini arttıran etkilerden bir tanesi. Boyası bayağı kaliteli duruyor. Aynı zamanda böyle beyaz değil de krem rengine yakın, biraz daha böyle koyu bir tonda beyaz olan şeritleri aracı bayağı güzel kılmış. Alışık olmadığımız bir şey var. Lastiklerde gördüğünüz gibi beyaz yanaklar var. Kutusunu açınca daha yakından inceleyeceğiz. Şöyle gelelim. La Troca. Art Car serisinden. Üstünde de logosu var gördüğünüz gibi. Çok iyi tasarlanmış. Yani ben gerçekten buna bayıldım. Bunun bir de siyah olanı var bildiğim kadarıyla. Onu da bulabilirsem alacağım. Çok böyle altın sarısı falan bu renkleri sevmem aslında ama bunda beyaz üzerine altın sarısı bayağı güzel oturmuş. Jantlar daha önce gördüğümüz işte Vosvos'ta falan olan jantlar. Biraz sonra kutusunu açınca Vosvos'ta karşılaştıracağız. Yine de altın sarısı çok iyi parlıyor. Şöyle sırayla açmaya başlayalım kutularını. Teker teker inceleyelim. Şöyle 67 Chevy C1'la başlayalım. Bu modeli aslında almıyordum. Pickup serisiyle beraber toptan alacağım diye. Yine böyle bir Toys Shop'ta gezerken denk geldi. Dedim alayım. Ötekini de alında durun. Şurada ilk dikkatimi çeken Goodyear sticker'ı. Son derece güzel konumlandırılmış. Şurada da bir Chevrolet logosu var gördüğünüz gibi arka tarafta. Yani bu aracı zaten bayağı güzel gösteriyor bunlar yandan. Beyaz takip eden düz bir şerit var. Tam böyle bir Amerikan filminden çıkmış bir Chevy gibi düşünebilirsiniz. Öndeki logosu var. Artık bu Chevy'lerde bunu söylemekten yoruldum. Şu öndeki logoyu sarı yapsalar çok güzel olacak. Logo detayını koyuyorlar ama herhangi bir şekilde boyamıyorlar. Büyük ihtimalle bu krom olduğu için boyanmamış. Krom şöyle alttan devam ediyor. Yine göstermeye çalışayım. Altı siyah ama. İç detayları da krom gördüğünüz gibi. Aynı zamanda kasada bu şekilde bir işte lastik çamurluk detayımız var. Yani bayağı böyle custom yapılabilecek bir pick-up gibi gözüküyor ve benim çok hoşuma gitti açıkçası. İç detaylarını biraz daha yakından göstermeye çalışayım. Gördüğünüz gibi direksiyon bu tarafta. Aynen Hot Wheels logomuz var. Jantlar klasik böyle pick-up'larda gördüğümüz yıldız jantlar. Biraz sonra zaten diğer pick-up'larda da göreceksiniz. Bunda herhangi bir yanak yok, sadece böyle krom bir detayı var jantların. Alt kısmını göstereyim arayı bulmak isteyenler için. Evet. Birinci aracımızı şöyle kenara alalım. Gelelim son zamanların favori araçlarından bir tanesi. 82 Dodge Rampage. Kırmızısı da çok sevildi bunun. Siyahı da çok sevildi. Nedenini bilmiyorum açıkçası. Benim de çok hoşuma giden bir model ve daha çok hani GTA'daki pick-up'ları anımsatıyor bana. Tam olarak videoda kırmızılar belli olmayabilir. Alttakiler daha koyu kırmızı, üsttekiler biraz bir ton daha açık kırmızı şeklinde boyanmış. Üst çizgiler şu şekilde. İçte de kırmızı detayları takip ediyor. Zaten bu kırmızı detayları şu en son Japon araçları serisinde açtığımız Honda Civic'ten bayağı hayran kalmıştım. Bunda da çok güzel tamamlamış. Arkada böyle minik bir figürümüz var. Motosiklet. Ve gayet detaylı yapılmış yani. O yüzden aracı daha hoş gösteriyor. Şöyle göstereyim. Böyle mesela motorun bile küçük detayları yapılmış. Bu yüzden zaten bunların çok sevildiğini düşünüyorum. Sadece motorun olduğu kısım kırmızı. Şöyle bir çekidemirimiz var arkada. Jantlar yine klasik.
Hot Wheels jantları, hızlı ve öfkeli serisinde falan kullanılan jantlar. Gördüğünüz gibi hızlı ve öfkeli serisinden bir araç. Onu da izlemediyseniz yukarıdaki kartlardan izleyebilirsiniz. Beşli bir kutu açmıştık. Şurada küçük bir Hot Wheels logosu var. Zaten bu Hot Wheels logosu olmadığı zaman sanki araba Hot Wheels değilmiş gibi geliyor bana ve bu benim hoşuma gitmiyor açıkçası. Yine benzin deposuna kadar yapılmış gördüğünüz gibi. Çok full detaylı modellerden değil ama yine de ufak tefek detayları var. Şöyle alt kısmını göstereyim. Dodge Rampage. Yine klasik bir pick-up. Yani far detayları güzel. Hoşuma gitti öndeki far detayları. Şu alttaki gri plastikle birleştirilmiş. Arkada da şu çekidemiri olayı çok hoşuma gitti. Ama arkada belki biraz daha böyle ufak tefek kırmızı farlar olsaydı zaten siyah üzerine kırmızı yapılmış. Hani far da eklenebilirmiş. Yine de çok sevdiğim favorilerimden bir tanesi oldu. Zaten pick-up'lara genel olarak bayılıyorum. Eğer izlemezseniz daha önceki pick-up videolarını da izleyebilirsiniz. Birkaç tane daha açmıştık. Bunlar ayrı bir favorilerim oldu açıkçası. La Troca. Bunu bayağı bir aradım. Siyahını aradım, beyazını aradım. Hiçbir şekilde bulamadım. Ya yani internette falan vardı ama normalden yani normale göre biraz daha pahalıydı fiyatları. Bunu bayağı bir aradım. Özellikle şu kapalı çamurluğu çok hoşuma gittiği için. Yine de böyle tesadüfen denk geldim. Önce altını göstereyim şöyle. Bayağı parlak bir altın sarısı. Yani kromun altın sarısına boyanmış olanı. Bunların altı krom değilmiş. Şöyle karşılaştıralım kameraya çarpmadan. Şu kromun altın sarısına boyanmış olanı. Bayağı da hoşuma gitti açıkçası bu şekliyle. Küçük böyle tekerlekleri var. Jantların daha önce bu jantları kırmızı tekerlekli Vosposto'da görmüştük. Onu da hemen göstereyim. Gördüğünüz gibi birebir altın sarısı jantlar. Zaten hepsi aynı seriden, o yüzden benzer olması normal. İç detaylarını gösteremiyorum ama iç detayları da şu altın sarısı renkte devam ediyor. Bu koyu altın sarısı renkte. Gayet güzel, şöyle hafiften gösterebiliyorum sanki. Üste bir H logomuz var. Zaten şu tasarım bayağı hoşuma gitti benim, bu çizgili tasarım. Yani aracı tamamlıyor, şöyle önde birleşiyor gördüğünüz gibi. Tamamen aracın her yerinde bu var. Hot Wheels Art Cars yazıyor gördüğünüz gibi. Yani bu logo olayı benim bayağı hoşuma gitti açıkçası. Çok iyi konumlandırılmış. Bunu kim yaptıysa bayağı iyi tasarlamış. Arka kısımda da aynı şekilde şurada küçük bir Hot Wheels logosu var. Onun dışında araçta herhangi bir far detayı falan yok. Zaten genelde bu pick-up'larda far detayı olmuyor. Ona benzer bir taneyle karşılaştıralım şöyle mesela. Flames serisinden. Gördüğünüz gibi far detayımız yok. Bu da 52 Chevy'miş. Yani buna benzer araçlarda bu far detayı olmuyor. Ben de beklemiyorum zaten. Genelde bunları böyle yandan sergilemeyi sevdiğim için. Şu üstteki güneşlik detayı çok hoşuma gitti bunda. Gerçekten çok iyi yapılmış. Aldığım en iyi modellerden bir tanesi olabilir. Premiumlardan sonra. Şöyle kenara alalım. Gelelim 49 Ford F1'e. Benim bu seride şu an açtığımız araçlar arasındaki en çok beğendiğim bir oldu. Siz de bana en çok beğendiğinizi yorumlarda yazmayı unutmayın. Şu şekilde açalım kutusunu. Kutusu da zor açılan oldu. Zaten üçü aynı seriden de araçların. Bu araçta en çok sevdiğim şey şu beyaz yanaklı lastikler oldu. Şöyle göstereyim detaylarını. Gördüğünüz gibi jantlar aslında şununla aynı. Sadece kenarları beyaz ve lastiklere beyaz yanak eklenmiş. Bu böyle aracı daha işte old school gösteriyor diyebiliriz. O yüzden çok hoşuma gidiyor. Ben daha çok böyle klasik araçlara bayıldığım için. Yine krem rengi takip eden böyle iç detaylarımız var. İçinde çok böyle kapsamlı bir detay yok ama yine de uyum sağlamış morla. Parlak böyle simli bir moru var. Bu daha çok hoşuma gitti açıkçası. Yine bu araçta olduğu gibi takip eden çizgiler var. Bayağı iyi tasarlanmış. Gördüğünüz gibi hem yanda hem ön üst tarafında. Kapalı çamurlukları var. Zaten pick-up'larda yani bu klasik pick-up'larda en çok bayıldığım şey bu. Ön ve arka çamurlukların kapalı olması. Şöyle küçük bir far dokundurulabilirmiş. Oralarda dokundurulmamış işte. Yine arka kasa kısmını şöyle göstereyim. Şurası ve içerisi tam bütün bir plastik. O yüzden tek renk. Önde ufak bir silecek detayımız var gördüğünüz gibi şurada hemen altta. Böyle eğimli bir camı var. Zaten bu yüzden diğer Hot Wheels'lara göre biraz daha güzel gözüküyor gözüme. Çünkü cam böyle gördüğünüz gibi üstten hafif bombeli gibi duruyor. Daha gerçekçi görünüyor. Yine yandan sergileyeceğim bir araç. Şu şekilde bunları düşünebilirsiniz rafta. Üst üste. Çünkü tasarımları gerçekten harika. Biraz sonra zaten yakın çekimlerinde koyacağım. Aynı zamanda videonun sonunda da böyle farklı pick-up'larla bunların yakın çekimlerinde eklemeye çalışacağım. Yetiştirebilirsem eğer çekimlerini. Şöyle göstereyim. Bu seride açtığımız araçların hepsine bayıldım. Özellikle La Troca bayağı ağır bir model.
diğerlerine oranla. Nedenini bilmiyorum. Ama şu arka kapalı çamurluklar bayağı hoşuma gitti. Daha çok böyle GTA San Andreas zamanlarında ilk çıktığı oyun ilk çıktığı zamanlarda böyle bir araç vardı. Çamurlukla direkt kapanıyordu. Onu hatırlatıyor bana. O yüzden böyle anılarımda canlanıyor. Yani modifiye ettiğimizde. Benim de favorilerimden bir tanesi olmayı başardı. Ki altın sarısı rengi çok sevmem dediğim gibi. Yine de tasarımı bayağı güzel. Bu bölümde 4 farklı Hot Wheels açtım. Yani özellikle 4 tane açtım çünkü 5. pick-up'ı bulamadım. Umarım videoyu beğenerek izlemişsinizdir. Bana destek olmak için kanalıma abone olabilir ve aşağıdaki zili açabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.